Buzdolabı olmayan ev neredeyse yok. Peki sizinki kaç yıllık? İstanbul Beykoz'da 10 yıllık bir buzdolabının motoru bomba gibi patladı, yangın çıktı ve bakın ev ne hale geldi. Buzdolabının motoru patlıyor. Sanırım bomba gibi patladık. Vallahi bilmiyoruz ki içeride kimse var mı? Bütün içindeki her şey yerdeydi. Allah korusun ya. Burası harabe gibiydi. Beykoz Çubuklu'da yaşayan iki çocuklu Şenel ailesi ölümden döndü. Bakın burası onların evi. Burası da mutfaktı. Her şey kül oldu. Buzdolabı tam da burada duruyordu ve buzdolabının motoru patladı, yangın çıktı evde. Bakın evleri ne hale geldi. 1,5 saat sonra ev bu hale gelmiş. Allah'tan ki eşim ve çocuklarım evde değillerdi. Alışveriş yapmaya gitmişti markete. Bakın mutfağın hali ortada. Priz küle dönmüş. Burada ne varsa bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mutfak tezgahı. Artık nasıl bir basınç oluştuysa içeride seramikleri sökmüş. Hepsi patladı ve kül oldu. İtfaiye şefi söyledi bunu bize. Buzdolabının içerisindeki motor patlamış. Buzdolabımız çok eski değildi. 10 yıllık en fazla bir buzdolabıydı. Tavanlar yine simsiyah. Oturduğumuz koltuklar, ev tamamen is içerisinde, yanmış durumda. Ne muhtarımız geldi, belediye başkan yardımcıları var. Yani nerede? Yani evin haline bakın yani. Şu baba adam nerede yaşasın? İki kızları var Şenel ailesinin. Babası Oner Şenel. Kendi elleriyle yaptı kızlarına bu odayı. Tavanına kadar ilmek ilmek işledi. Şu an simsiyah bir tavan görüyoruz. Ve yangın bu odayı da kül etti. Bakın duvarların rengi kapkara, is içinde. Çocuklarımı eve indirmedim. Bu halde görsünler istemiyorum. Bu evi bir şekilde yaptıktan sonra yapılmış haliyle çocuklarımı buraya indireceğim. Onun dışında indirmem. Görmesinler. Simsiyah kara bir sandık değil. Tam tersi bembeyaz bir bulaşık makinesiydi. Ama bakın yangında ne hale geldi. Dışı kapkara. Bize tencere lazım. Bize buzdolabı lazım. Bize bardak lazım, bize çay kaşığı lazım. Kardeşim 2000 lira aylık alırken neyle alacağız? Balıklarımız vardı burada. Onları da son anda eşim hepsini almış. Şimdi onlar da iyi durumda. Ve evimizde yeni tadilat yapmıştık. Bu evi tekrar eski haline getirmek de kolay olmayacak gibi duruyor. Bana göre bir 50 bin lira zarar var gibi gözüküyor. Soner Bey kaba hesapla 50 bin lira masraf var diyor ama görünen o ki masraf çok daha fazla ve şimdi Şenel ailesi yeniden evlerinde yaşayabilmek için bir yardım eli bekliyor. Cana gelmedi, mala geldi. Şimdilik babamda kalıyorum. Artık bakalım. Kısmet.